başarılı kuyumcu Cemal Zengin Juvelier diyelim. Şimdi oradan kuyumculuk tarafını bir de şimdi işletmecilik tarafıyla, otelcilik tarafıyla da pekiştirdin. Evet. Muhteşem de bir otel yaptın. Bregenz'in tam göbeğinde, göl manzaralı. Kuyumculuk, otelcilik, iş adamı hepsi bir arada nasıl gidiyor? Teşekkür ediyorum öncelikle Gökhan'a, sağ olasınız. İstanbul'da böyle renk sizin gibi arkadaşlarımızın olması dünyaya, bizim Bregenz'de köyü de dünyaya tanıtmamız, doğru diyorsunuz. Bregenz'de otelcilik ikinci senesine giriyor. Pandemide dolayı tabii ki biraz zorluklar yaşandı. Ama ondan sonra bayağı bir başarılı oluyor. Şimdi 2024'e kadar doluyuz otelde. Kuyumculuk da işte... Gelsek yani dışarıda yatacağız. Yok, dışarıda yatmıyorsunuz. Sizin devamlı bir yeriniz var. Olur mu? Sağolunuz. Festival da yine bu senesinde başlayacak. Ağustos'ta başlıyor. Yine orası da yaklaşık 7000 kişilik açık hava tiyatro yapılıyor. 7000 kişilik açık hava tiyatrosu ama 7000 kişi. 300 bin üzerinde insan geliyor. Tabii ki böyle bir kocaman bir ay süresinde her iki günde bir oynadığı için o kadar bir sayıya ulaşılıyor. Yani bazen 200-220 bin kişi toplantı şey yapılıyor. Fuar nasıl buldun, bugün geldin? Valla şimdi 2000'de beri İstanbul Fuarı'na geliyoruz ve bu seferki fuar çok kalabalık bulduk. Bayağı bir katılım var. Bu kadar bir beklenti yoktu. Belki bu pandemide mi kaynaklaşıyor, nerede kaynaklandığını bilemiyoruz ama acayip şekilde bir katılım var. Ve de yurt dışında da çok bir katılım var. Eskide böyle yurt içi falan tahmin çok geliyorlardı ama şimdi baktığımız kadarıyla dünyada bayağı bir büyük bir İstanbul Fuarı'na talep var. Onu da gördük. Çok çok büyük bir şey var, kalabalık var. Süper. Ve pozitif yani. Bugün seni çok şaşırdığını gördüm çünkü hani biz kalabalık olduğunu farkındayız. Zaten fuarın içinde bunu yaşıyoruz canlı olarak ama seni bu kadar şaşırman da bizi şaşırttı. Evet, yani niye şaşırdık? Yani genelde İstanbul Fuarı tabii ki yani büyük, 20 milyonluk bir dünya şehri. Onu şey yapıyoruz da katılıyoruz da şimdi Hong Kong'a gidiyoruz. Hong Kong'da bunu görüyorduk. Ya da büyük İtalya fuarları böyle karabalık olabiliyordu ama İstanbul hemen hemen Hong Kong gibi bir fuar şeysini yakaladı, karabalığı yakaladı. Evet. Yani bu bizi hakikaten şaşırdı ama biraz da gururlandırıyor. Tabii ki bir kendi memleketimizin böyle bir karabalıkla baş başa kalması, böyle bir katılımın olması bizi gururlandırıyor. İnşallah böyle devam eder. İşte böyle keyifli, sempatik, mütevazi birisi Cemal Zengin. Aynı zamanda da orada gerçekten Türkiye'nin gururu bir kuyumcu ve mücevhercimiz. İşini de başarıyla yapıyor. Biz de programı almaktan, konuk etmekten son derece mutlu olduk. İlgiyle, mutlulukla, gururla seni takip ediyorum. Çalışmalarında başarılar dilerim.